Hazreti Musa peygamber. O da henüz bir bebekken lanetli Firavun'un sarayında büyütülmek üzere evlat edinildi. Antik Mısır'ın entrikalarla dolu kraliyet ailesinde geçen uzun yılların ardından yetişkinliğe adım atan Hazreti Musa, yaşanan korkunç bir olay yüzünden canını kurtarmak için Mısır'dan kaçmak zorunda kaldı. En tepedeyken hayatına çoban olarak devam eden Musa aleyhisselam, kendini hazır hissettiğinde Mısır'a geri döndü ve ardından olanlar oldu. Gerektiğinde yılana dönüşebilen, gerektiğinde koca denizi ikiye ayırabilen hikmetli asasıyla Musa aleyhisselamın çarpıcı hayat hikayesini izleyeceksiniz. Attığı tokat ile Azrail'in bir gözünün çıkmasına sebep olması, gökyüzünden yağan sırrı çözülememiş yiyecekler, vaat edilmiş topraklara ulaşma çabası sırasında yaşanan akıl almaz hadiseler ile tarih ve inancın buluştuğu bu olağanüstü yolculuğa hazırsanız, başlayalım. Eski Mısır'da hükmetmekte olan zalim Firavun, İsrailoğulları arasından bir çocuğun doğacağını ve kendi saltanatını sona erdireceği kehanetini duymuştu. Bu kehanet Firavun'da bir korku paranoyası oluşturdu. Bunun üzerine acil bir kararname ile İsrailoğullarından yeni doğan tüm erkek çocuklar yok edilmeye başlandı. İşte tam da bu karanlık dönemde Levi kabilesinden bir kadın, oğlu Musa'ya hamileydi. Musa doğduğunda annesi onun parlak ve özel bir çocuk olduğunu hemen anladı. Ancak Musa'nın hayatta kalabilmesi için bir plan yapması gerekiyordu. Musa'nın annesi bir sepet yaparak onu Nil Nehri'ne bıraktı. Musa'nın kız kardeşi Meryem sepetin peşinden gitti ve ne olacağını izledi. Sepet sürüklenirken Firavun'un kızı Binti Nil Nehri'nde yıkanıyordu. Allah'ın yönlendirmesiyle sepet Firavun'un kızının olduğu yere ulaştı. Firavun'un kızı sepetteki bebeği bulunca Musa'nın güzelliği ve masumiyeti karşısında merhamete kapılarak onu evlat edinmeye karar verdi. Bu sırada Musa'nın ablası Meryem çalıların arasında olan biteni izliyordu. Musa'yı alan Firavun'un kızını görünce onun yanına yaklaştı ve ona dilerse bebeği emzirebilecek bir kadını bulabileceğini söyledi. Firavun'un kızı bu fikri beğendi ve onun bu yardımını kabul etti. Böylece Hazreti Musa'nın ablası ona bir oyun oynayarak Musa'nın öz annesini getirdi ve Hazreti Musa'ya süt annelik yapmasını sağladı. Süt anne oyununu oynayan kadın böylece gerçek oğlu Musa'yı emzirmeye başladı. Üstelik bunun için Firavun tarafından da kendisine bir maaş bağlandı. Bu sayede Musa'nın annesi hem oğlunu emzirme hem de onunla birlikte olma fırsatı buldu. Böylece Hazreti Musa aleyhisselam ve annesi aslında Firavun'un köle olarak kullandığı İsrailoğullarından olmasına rağmen artık Firavun'un sarayında krallara layık bir hayata başlamışlardı. Musa'nın bebeklik dönemi gizem ve mucizelerle doluydu. Firavun'un sarayında büyümeye başladı ve bu onun yaşamının ilerleyen dönemlerini şekillendirecekti. Kendi öz halkı İsrailoğullarının eziyet çekmekte olduğu bir dünyada Firavun'un sarayında tüm gerçeklerden habersiz bir şekilde büyümeye başladı. Musa aleyhisselam, Firavun'un sarayında büyürken Mısır'ın en seçkin eğitimini aldı. Öğrenme ve bilgi edinme yeteneği onun bu dönemde çok hızlı bir şekilde büyümesini sağladı. Mısır'ın karmaşık yönetim sistemini, hiyeroglif yazı sistemini ve dini ritüelleri öğrendi. Ancak Firavun'un sarayında büyüyen bir İbrani olarak Musa'nın çocukluğu sürekli bir kimlik arayışı ve iç çatışma dönemi oldu. Kendisini koruyan ve onu sarayda yetiştiren Firavun'un kızıyla bir yandan güçlü bir bağ kurarken diğer yandan da annesi ve halkıyla olan bağını korumak zorunda kaldı. Çünkü bu dönemde kendisinin İsrailoğullarından olduğunu öğrenmiş ve kendi halkının zulüm gördüğüne tanık olmuştu. Bu durum onun içinde büyük bir huzursuzluk oluşturdu. Ancak o zamanlar henüz halkını Firavun'un elinden kurtaracak olan liderliği üstlenmek için gereken olgunluğa ve anlayışa sahip değildi. Musa'nın çocukluk dönemi, karakterinin şekillenmesi ve öz kimliğinin oluşması açısından oldukça önemli. Firavun'un sarayında edindiği bilgi ve deneyimler ileride halkını Mısır'dan çıkarabilmesi için gerekli olan liderlik becerilerini kazanmasına yardımcı oldu. Diğer yandan annesi ve halkıyla olan bağları ona kim olduğunu ve nereden geldiğini hatırlattı. Çocukluğu boyunca Musa'nın kendi halkına olan sevgisi ve adalet arzusu gitgide arttı. O bir gün bu duyguların onu tarihin en büyük liderlerinden biri olma yolunda ilerletmeye başlayacağını bilmiyordu. Hazreti Musa'nın gençlik dönemi, kendi kimliği, kaderi ve gelecekteki görevi ile yüzleştiği bir zaman oldu. Firavun'un sarayında büyüyen bir İbrani olarak Musa, halkının acılarını ve zorluklarını görmezden gelmek yerine adalet aramayı seçti.
Ancak bu onun hayatında beklenmedik bir dönüşe neden oldu. Kur'an-ı Kerim'de de bahsedildiği gibi bir gün Hazreti Musa bir Mısırlı'nın bir İbrani'yi dövdüğünü gördü. Bunun üzerine Musa öfkesine hakim olamadı ve Mısırlı'ya bir yumruk attı. Musa aleyhisselamın amacı kesinlikle bu olmamasına rağmen atmış olduğu o yumrukla yere devrilen adam oracıkta hayatını kaybetti. Bu olay Musa'nın hayatının bir sonraki evresini belirleyen olay oldu. Musa aleyhisselam istemeden birinin canını almıştı ve bu yaptığından pişman olup Allah'a tövbe etti. Allah-u Teala Hazreti Musa'nın niyetinin bu olmadığından dolayı onun tövbesini kabul edip günahını affetti. Ama yaşanan bu olayı duyduktan sonra onu affetmeyecek biri vardı. Firavun. Musa'nın bu eylemi Mısır'ın hükümeti tarafından öğrenildiğinde hayatı tehlikeye girdi ve Firavun'dan kaçmak zorunda kaldı. Musa aleyhisselam Mısır'dan kaçarak Medyan topraklarına vardı. Burada Hazreti Şuayb'in kızı Safura ile evlenerek çobanlık yapmaya başladı ve 10 yıl boyunca Medyen'de çoban olarak yaşam sürdü. Çobanlık ona sabır, empati ve liderlik etme yeteneği kazandırdı. Bu Musa aleyhisselamın hayatının sakin bir dönemiydi. Ama aynı zamanda kendi kimliğini ve kaderini anlamaya başladığı bir dönemdi. Musa aleyhisselamın gençlik dönemi, karakterinin şekillenmesi ve ilahi görevini anlaması açısından oldukça önemliydi. Bu dönemde Hazreti Musa aleyhisselamın Gershon ve Eliezer adında iki oğlu dünyaya geldi. Hazreti Musa artık yetişkin biri olmuştu. Yaşamındaki en önemli ve dönüm noktası olan olaylar yaklaşmaktaydı. Yani peygamberlik ile müjdeleneceği ve halkını Mısır'dan çıkarmak için ilahi görevini kabul edeceği bir döneme giriyordu. Hazreti Musa'nın elinde sivri uçlu bir asası vardı. Bunu koyunlarını yırtıcı hayvanlardan korumak amacıyla Hazreti Şuayb kendisine vermişti. Bir rivayete göre bu asa ilk insan Hazreti Adem atamızdan elden ele geçerek Hazreti Musa peygambere kadar geldiği yönünde. Hazreti Musa aleyhisselam 10 yıllık bir sürenin ardından eşi Safura ve koyunlarıyla birlikte Mısır'a dönmeye karar verdi. Amacı İsrailoğullarını Mısır'daki zulümden kurtarmaktı. Kış mevsiminde yola çıktıklarında şiddetli bir yağmurla karşılaştılar ve Tur Dağı'ndaki bir mağarada gecelemek zorunda kaldılar. Bu soğuk, karanlık ve yağmurlu gecede ateşe ihtiyaç duyduklarında Hazreti Musa aleyhisselam uzakta parlak bir ışık gördü. Bu ışık aslında onu peygamberliğe hazırlamak için bir işaretti. İhtiyacı olduğu ışığa doğru gidince orada Allah'ın nidasıyla karşılaştı. "Ey Musa!" diye seslenildi. "Muhakkak ki ben senin Rabbinim. Hemen ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen Kutsal Tuva Vadisi'ndesin. Ben seni seçtim. Şimdi vahyedilene kulak ver. Muhakkak ki yalnızca ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Bana kulluk et. Benim zikrim için namaz kıl. Kıyamet günü mutlaka gelecektir." "Nalınlarını yani ayakkabılarını çıkar" hitabından sonra Musa aleyhisselama asasını yere atması emrolundu. Bunun üzerine yere atılan asa dev bir yılana dönüştü. Hazreti Musa bundan korkunca kendisine korkmaması çünkü güvende olduğu bildirildi. Musa aleyhisselamın asası önceleri bir hikmet idi, sonra kudrete dönüştü. Hem de Musa aleyhisselam kendisi taşıyamadığı zamanlar onun azığını taşıyan bir kudret. Yine Musa aleyhisselam yürümekten aciz kaldığı zamanlarda ona binerdi. O otururken veya uyurken kendisine gelebilecek eza ve kötülükleri asa bertaraf ederdi. Ona her cins ve çeşitten meyveler verirdi. Sıcakta oturduğu zaman üzerine gölge olurdu. Aziz ve celil olan Allah Musa aleyhisselama kudretini o asada göstermişti. Musa aleyhisselam da asa vasıtasıyla Allah'ın kudretiyle ünsiyet etti. Asa ilk bakışta sıradan bir çoban değneği olarak görünse de Allah'ın emriyle Musa'nın elinde eşsiz bir güce dönüşmüştü. Allah Hazreti Musa'ya ikinci bir mucize vererek ona elini göğsüne sokmasını buyurdu. Musa bu emre uyduğunda eli her türlü hastalık ve kusurdan arınmış, parlak bir güneş gibi bembeyaz ve ışıl ışıl parlamaya başlamıştı. Bu durum bir projektörün ışığı gibi etrafa yayılıyordu ve Musa'yı şaşkına çevirdi. Sonra Allah-u Teala ona şöyle buyurdu. "Eğer elinin bu parlaklığı sana ya da başkalarına korku verirse elini tekrar göğsüne sok. Böylece elin önceki haline dönecektir." Ardından Hazreti Musa'ya
Firavun'a git çünkü o iyice azdı diye emredildi. Fakat Musa Aleyhisselam'ın oraya geri dönmesi konusunda tedirginliği vardı. Çünkü dönerse ona saldırabilirlerdi. Bu yüzden Allah'tan kardeşi Harun'u kendisine yardımcı olarak istedi. Bunun üzerine Allah-u Teala'dan "Kardeşin Harun ve seni destekleyeceğiz. Sizler onlardan üstün geleceksiniz." diye buyuruldu. Ardından Hazreti Musa halkını Firavun'un elinden kurtarmak için Mısır'a geri döndü. Firavun onun döndüğünü görünce "Nasıl böyle bir işe kalkışırsın?" diye ateş püskürdü. "Hem seni himayemize alıp sarayımızda büyütelim, sen kalk bizden birini öldür. Sen nankörsün." dedi. Hazreti Musa o olayın kasten yaşanmadığını söylese de Firavun'un ikna olacağı yoktu. Musa Aleyhisselam kendisinin peygamber sıfatıyla geri döndüğünü söyledi. "Rabbim beni peygamber kıldı." dedi. Bunu duyan Firavun, "Rabbin de kimmiş senin?" dedi. "Burada bir tek tanrı var, o da benim." diye çıkıştı. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam bir takım mucizeler göstererek Firavun'u ikna etmeye çalıştı. Önce yere attığı asası Firavun'un şaşkın bakışları altında yılana dönüştü, sonra da elini koynuna sokup çıkardığında eli gözleri kamaştıran nur gibi parıldamaya başladı. Firavun bu gördükleri karşısında neredeyse iman edecek gibi olmuştu ama araya veziri girip buna engel oldu. "Tanrı sensin kralım," dedi. "Senden başkasına kulluk yapmayız biz. Tanrı olmaktan vazgeçme," deyince Firavun tüm gördüklerini unutup yine kendisini tanrı gibi düşünmeye devam etti. Bu olaylardan sonra da herkese Hazreti Musa Aleyhisselam'ın bir sihirbaz olduğu haberini yaydı. Ardından bir girişimde bulunmaya karar verdi. Firavun, Hazreti Musa'nın mucizelerini yalanlamak ve halkı etkilemek istediğinden ülkenin en yetenekli sihirbazlarını toplamıştı. Bu sihirbazlar Musa'nın Allah tarafından verilen mucizelerini basit bir sihir olarak göstermekle görevlendirilmişlerdi. Büyük bir topluluğun önünde sihirbazlar önce asalarını yere attılar ve bu asalar yılana dönüştü. Ancak bunlar sadece bir illüzyondu, gerçek yılanlar değildi. Daha sonra Allah'ın emriyle Hazreti Musa da asasını yere attı. Musa Aleyhisselam'ın asası gerçek ve büyük bir yılan haline gelmiş ve sihirbazların yılanlarını yutmuştu. Sihirbazların yaptığı sihir Allah'ın mucizesi karşısında tamamen etkisiz kalmıştı. Bu olay sihirbazları derinden etkilemişti. Allah'ın gerçek gücünü kavradıklarında hemen iman etmişler ve secdeye kapanmışlardı. Firavun'un tehditlerine rağmen yeni buldukları imanlarından dönmemişlerdi. Firavun bu yaşananlar karşısında sinir küpüne dönüştü. Giderek daha zalim olmaya başlayınca Allah-u Teala Firavun'un başına birbirinden ürpertici 10 bela gönderecektir. Daha önce bu konunun ayrıntılı bir videosunu hazırladığım için bu kısmı atlıyorum. Ama izlememiş olanlar için mutlaka bu videodan sonra onu da izlemesini öneriyorum. Firavun'un başına gelen 10 bela sonrasında Musa'ya halkını alıp Mısır'dan gitmesi için izin verildi. Bu olay İsrailoğullarının tarihinde dönüm noktası olarak kabul edilir. Ancak bu karar kolay alınmadı. Her belanın ardından Firavun serbest bırakma sözü vermiş ancak her seferinde kalbi katılaşarak sözünden dönmüştü. Fakat son bela yani ilk doğanların ölümü Firavun'a tam anlamıyla boyun eğdirdi. Hazreti Musa ve kardeşi Harun İsrailoğullarını topladılar ve onlara Allah'ın emirlerini tebliğ ettiler. İnsanlar yıllar süren zulmün ardından özgürlüklerine kavuşmanın sevinci içindeydi. Ancak Firavun İsrailoğullarının gitmesine izin vermekle yanlış yaptığını düşündü ve onları geri getirmek için ordusunu gönderdi. İsrailoğullarının önünde büyük ve geçilmez bir engel olan Kızıldeniz bulunuyordu. Arkalarında ise Firavun'un ordusu onlara yaklaşıyordu. İnsanlar panik içinde Musa'ya döndüler. Korku ve endişe içinde ne yapacaklarını sordular. Musa'nın imanı tamdı ve halkına "Korkmayın, durun ve Rabbinizin bugün size ne yapacağını görün. Siz onları bir daha asla görmeyeceksiniz." dedi. Allah, Musa'ya asasını denize doğru uzatmasını emretti. Hazreti Musa peygamber asasını uzattığında deniz iki yana ayrıldı ve ortaya kuru bir yol çıktı. Bu yol, İsrailoğullarının güvenli bir şekilde geçişine olanak tanıdı. Firavun'un ordusu ise onları takip etmekte kararlıydı ve aynı yoldan geçmeye çalıştı. Ancak İsrailoğulları karşı kıyıya ulaştığında Musa asasını tekrar denize doğru uzattı ve denizin suları Firavun'un tüm ordusunu yuttu.
Bu olay sadece büyük bir mucize olarak değil, aynı zamanda imanın, güvenin ve Allah'ın iradesine teslim olmanın bir simgesi olarak kabul edilir. Kızıldeniz'in yarılmasının ardından Musa ve İsrailoğulları onlara vaat edilen topraklara doğru yol almaya devam etti. Bu yolculuk sıradan bir yolculuk olmaktan çok uzaktı ve İsrailoğullarının imanları, sabırları ve Allah'a olan güvenleri sınandı. Yolculuklarının başlangıcında İsrailoğullarının karşılaştığı ilk büyük zorluk yiyecek ve içecek eksikliğiydi. Allah Musa'ya asasını bir kaya üzerine vurmasını emretti ve bu kayadan 12 pınar fışkırdı. Her bir kabileyi suyla beslemek için. Ayrıca gökten kudret elvası ve bıldırcın yağdırdı. Böylece İsrailoğullarını besledi. Buna rağmen İsrailoğulları şikayet etmeye devam etti ve sık sık Mısır'daki kölelik günlerine geri dönmeyi arzuladılar. Allah onları bu tavırları nedeniyle 40 yıl boyunca çölde gezdirmeye mahkum etti. Bu dönem İsrailoğulları için bir arınma ve deneme süreciydi. 40 yıl süren bu çöl gezintisi sırasında birçok olay yaşandı. Altın buzağı olayı gibi. Mana çölünde 40 yıl süren gezintinin önemli bir dönemecinde Musa aleyhisselam İsrailoğullarına Allah'ın yasalarını ve emirlerini iletmek için Sina dağına çıktı. Musa peygamber Sina dağında 40 gün ve 40 gece boyunca kaldı. Bu süre zarfında Allah ona Tevrat'ı verdi. Tevrat İsrailoğulları için yaşamın her yönünü düzenleyen emirler, yasalar ve yönergeler içeriyordu. Bu dönemde İsrailoğulları Musa'nın uzun süre dönmemesi üzerine sabırsızlandı. İnsanlar bu yapılmış olan heykele tapınmaya başladılar. Musa aleyhisselam dağdan dönüp İsrailoğullarının bu şekilde sapkınlığa düştüğünü gördüğünde öfkelendi ve Tevrat'ın levhalarını yere bıraktı. İnsanların küfür ve nankörlüklerine şaşırmıştı. Bu olayın ardından Musa aleyhisselam İsrailoğullarından tövbe etmelerini istedi ve Allah'tan onlar için af diledi. İsrailoğullarının Mısır'dan kaçışının ardından çölde geçirdiği yıllar boyunca Allah onlara manna ve selva adında iki özel yiyecek gönderdi. Bu yiyecekler İsrailoğullarına sadece beslenme sağlamakla kalmayıp aynı zamanda önemli manevi dersler sunuyordu. Manna, beyaz, helva benzeri tatlı bir yiyecekti. Allah'ın emriyle gökten yağdığı ifade edilen bu özel yiyecek İsrailoğulları tarafından sabahları toplayıp yiyecekleri şekilde bulundu. Onlara belirli miktarlarda toplamaları ve yemeleri gerektiği belirtilmişti. Her aile sadece ihtiyacı kadarını toplayabilir ve saklayabilirdi. Selva ise bazı yorumlara göre bıldırcın etiydi. İsrailoğullarına manna ile birlikte verilmiş olan bu et onların çölde ihtiyacı olan proteini sağlamıştı. Manna ve selvanın tam olarak ne olduğu gizemini korumaktadır. Bunlar o dönemde çölde yaşayan insanlar için bilinmeyen yiyeceklerdi. Allah'ın emriyle gökten inen bu yiyecekler bir mucize olarak kabul edilir. Bu yiyeceklerin sağladığı koruma ve beslenme, İsrailoğullarının zorlu çöl şartlarında hayatta kalmasına yardımcı oldu. Öte yandan günümüzde manna hakkında onun monoatomik altın olabileceği, hatta masonların günümüzde gizli iksirleri olabileceğine kadar pek çok farklı görüş bulunmaktadır. Hz. Musa, İsrailoğullarını Mısır'dan çıkarttıktan sonra yolculukları sırasında Allah'tan birçok mucize görmelerine rağmen İsrailoğulları defalarca şüpheye düştü, isyan etti ve hatta puta taptılar. Musa aleyhisselam onlara tebliğ ettiği emirlerle sabırla Allah'a olan inançlarını güçlendirmeye çalıştı ancak İsrailoğullarının çoğu bu emirlere uymakta zorlandı. Bu durum onların vaat edilmiş topraklara ulaşmalarını engelledi. Allah, İsrailoğullarının bu davranışlarından dolayı onlara vaat edilmiş topraklara giremeyeceklerine dair bir hüküm verdi. Bunun yerine çölde 40 yıl dolaşmaları gerekti. 40 yıl boyunca çölde vaat edilmiş toprakların hayaliyle dolaşıp durdular. Hz. Musa'nın kendisi de vaat edilmiş toprakları göremedi. Kaynaklar bize Musa aleyhisselam ölmeden önce bir tepeye çıktığını ve vaat edilmiş toprakları uzaktan bu tepe üzerinden gördüğünü belirtmekte. Ancak o topraklara girmek Hz. Musa peygambere de nasip olmadı. Ve sonunda vaat edilmiş topraklara ulaşamadan Hz. Musa 120 yaşındayken Azrail meleğiyle karşılaştı. Bir gün ölüm meleği Hz. Musa'nın yanına gelir ve onun ruhunu almak istediğini söyler. Ancak Musa aleyhisselamın bu durum karşısındaki tepkisi beklenenden farklı olur.
Hazreti Musa, Azrail'in kim olduğunu fark etmemiş olmalı ki ruhunu almak isteyen bu varlığı öfkelenip ona bir tokat atar. Bu tokatın etkisiyle Azrail'in bir gözü çıkar. Azrail bu durum üzerine Allah'a döner ve olanları anlatır. Ey Rabbim, beni ölümden hoşlanmayan bir kulunun ruhunu almaya gönderdin. Bunun üzerine Allah ona geri dön ve Musa'ya elini bir öküzün sırtına koymasını ve elinin altındaki her bir kıl sayısınca kendisine birer yıl ömür verileceğini söyle. Böylesine uzun yaşamakla şimdi ölmek arasında onu muayyer kıl. Bunun üzerine ölüm meleği Musa'ya geldi ve onu şimdi ölmekle uzun müddet yaşamak arasında muayyer kıldı. Musa ölüm meleğine, "Peki uzun bir ömürden sonra ne olacak?" diye sordu. Ölüm meleği ona, "Yine onun sonu ölüm olacak," diye cevap verdi. Bunun üzerine Musa, "O halde şimdi ölmeyi tercih ediyorum," dedi ve Azrail onun ruhunu orada kabzetti. Bugün Hazreti Musa peygamberin kabrinin kesin yeri tam olarak bilinmese de görmüş olduğunuz bu yerin onun kabri olduğuna inanılmakta. Selahaddin Eyyubi 1187 yılında Kudüs fethinin ardından mezarın şu anda bulunduğu yeri rüyasında gördüğü ve bölgeye külliye ile beraber bir türbe inşa ettirdiği tarihi kaynaklarda yer alıyor. Öte yandan Musa peygamberin aslında Nebi Dağı'nda vefat ettiği biliniyor. Fakat bugün kabrinin olduğu söylendiği bu yer Nebi Dağı'ndan oldukça uzakta. Kudüs ile Eriha arasında bulunan bir bölgede yer almaktadır. Peki nasıl oldu da cenazesi oradan buraya geldi sorusuna gelecek olursak cevabı Hazreti Musa peygamberin halifesi Hazreti Yuşa peygamberde saklı. Çünkü inanışa göre Hazreti Yuşa Hazreti Musa'nın cenazesini getirebildiği kadar Kudüs yakınına getirmiş ve burada defnetmiştir. Bugün Kudüs ziyaretlerinde Hazreti Musa peygamberin kabrini de ziyaret edebilmektesiniz. Tabi yine de en doğrusunu Allah Azze ve Celle bilir. Hazreti Musa'nın hayatı imanın, cesaretin, sabrın ve Allah'a olan tam teslimiyetin sembolüdür. Mısır'ın zulmünden çölün yalnızlığına, İsrailoğullarının isyanlarından vaat edilmiş topraklara uzanan bu serüven sadece bir peygamberin değil, aynı zamanda bir liderin, bir öğretmenin ve bir rehberin öyküsüdür. Onun hayatından çıkarılacak dersler yalnızca tarihi bir anlatının ötesindedir. O, insanlığın ruhunu yükselten, bizi daha yüksek bir gayeye, daha derin bir anlayışa ve daha büyük bir şefkate yönlendiren evrensel bir mesaj taşır. O, Allah'ın kelamını insanlara ulaştırmak için çıktığı yolda karşılaştığı tüm zorluklara göğüs gerdi. Ve şimdi onun hayatının her bir anı bizlere doğruluk, adalet ve merhamet yolunda ilerlerken rehberlik etmektedir. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın hayatının sizin hayatınıza da ışık tutması dileğiyle bir sonraki videoda görüşmek üzere.